Diyanet TV ekranlarından herkese merhabalar efendim. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Hamdolsun kavuşturan Rabbimize bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Efendim, Tolsuk Çayı'nın kenarından selamlıyoruz sizleri. Güzel ilimiz Eskişehir'deyiz bugün. Öğrenci şehrindeyiz. Dolayısıyla sokağa çıkacağız. Özellikle genç öğrenci arkadaşlarımıza mikrofon uzatacağız ve kendileriyle yarışacağız. Hazırsanız bil bakalım başlıyor. Bil bakalım devam ediyor. Hoş geldin. Hoş bulduk. Tanışalım mı? Olur. İsim soy isim? Ahmet Yalma. Memleket neresi? Ankara. Ankara. Ankara'nın neresi? Şerefli Koçhisar. Şerefli Koçhisar. Peki burada bulunma sebebi? Öğrenciyim. Öğrencisin burada. Güzel. Hedef nedir? Şu anlık pilotluk ama bu sene girdiğim sınavda biraz istediğim puanı alamadım. Seneye bir daha düşünüyorum. Pilotluk istiyorsun. Hı hı. İnşallah. Rabbim nasip etsin hayırlısıyla. Neden pilotluk peki? Ya, küçüklük hayalim. Hani öyle askerliğe mi? De biraz seves eden bir insanım. Hani küçüklükten beri bir sürü uçağım falan vardı maket hı. olarak. Hı. Çok da severim yani. İnşallah. Uçaklık. Hakkında hayırlısı olsun. Teşekkür ederim. 6 sorumuz var. 3'ü dini, 3'ü genel kültür temalı. 15 saniye soru başına cevaplama süresi veriyoruz. Hazır olduğunda başlayalım. Hazırım. Hazır mısın? Hı hı. Emin misin? Eminim. Peki. İlk soru geliyor. Melekler topraktan yaratılmıştır. Doğru mu yanlış mı? Yanlış. Yanlış çünkü nurdan yaratılmıştır değil mi? Hı. Tebrik ediyorum. Allah'ın 99 ismine ne ad verilir? Esmaül Hüsna mı? Aşere-i Mübeşşere mi? Esmaül Hüsna. Esmaül Hüsna. Allah-u Teala'nın güzel isimleri değil mi? Hı hı. Sahabelerden Seyfullah lakaplı olan sahabe Hazreti Abbas'tır. Radiyallahu anh. Doğru mu yanlış mı? Doğru. Doğru dedin ama yanlış. Yanlış. Seyfullah lakaplı yani Allah'ın kılıcı anlamına gelen Seyfullah lakaplı olan sahabe efendimiz Halid bin Velid radiyallahu anh'tı. Evet. Genel kültür sorularına geçiyoruz. Tarih, coğrafya, spor, sinema, edebiyat, şiir hangisi? Fark i̇lgi etmez. İlgi alanın. Spor olsun. Ya. Yani sipariş usulü soru sormayacağız ama merak ettim sadece. He. Ya biraz sporla alakam var. Hmm. Aynen. Peki. Önce bir coğrafya sorusu gelsin. Tamam. Evliya Çelebi'nin şehirler şehri olarak nitelediği şehir hangisidir? Sivas mı Tokat mı? Tokat. Tokat'tır. Tebrik ediyorum. Spor mu istemiştin? Hı hı. Peki. 2024 yılında Avrupa Şampiyonası Almanya'da yapılacaktır. Doğru mu yanlış mı? Yanlış. Yanlış dedin ama velakin doğru olacaktı. Doğru cevap. Futbolla pek alakalı. 2024 yılında Avrupa Şampiyonası Almanya'da yapılacaktır. Son soru. Tamam. Hazır mıyız? Hazırım. Neyzen Ahmet Yakupoğlu'nun Kütahya'da yaptırdığı çok sayıda Çin'i süslemesi bulunan caminin adı nedir? Yakupoğlu Camii mi, Çinili Camii mi? Çinili Camii. Mantıklı olan da bu galiba değil mi? Evet. Çinili Camii doğru cevap. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Kaç yanlışımız var? 2. 6 soruda 2 yanlışımız var. 4 doğru cevabımız var. Gayet güzel. Sana pilotluk serüveninde başarılar diliyoruz. Çok teşekkürler. Dualarımız seninle inşallah güzel, vatana millete hizmet eden hayırlı, güzel bir pilot olursun. Çok teşekkür ederim. İnşallah. Kitap medeniyeti. Okumayı sever misin bu arada? Ya kitabına göre. Hani kitaba başlarım, güzelse yani okurum. Sarmazsa, hani ilgimi çekerse aynen sararsa eyvallah okurum. Kitap medeniyeti güzel bir kitap. Diyanet İşleri Başkanlığımızın yayınlarından çıkan bu kitabı bugünün hatırası olarak sana hediye ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Buradan bizi izleyen arkadaşlarımıza, genç arkadaşlarımıza ne söylemek istersin? Şu kamera. Buradan söylemek istediğim, derslerine iyi çalışsınlar. Yoksa sonra üniversite sınavı senesinde biraz zorluk yaşayacaklar. Hı-hı. Hayat her zaman zor. Her zaman doğru düzgün bir şekilde çalışıp her şeye kararlı bir şekilde adım atmak çok önemli.
diyeceklerim bunlar. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın. Bil Bakalım devam ediyor. Sıradaki yarışmacımız bir hanımefendi. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Tanıyalım sizi. Ayşegül Aktaş. Hı hı. İki kızım var. Allah razı olsun. Büyüğü 16 yaşında, Gülbera ismi. Küçüğü Beyza 8 yaşında. Maşallah. 4-6 yaş, Fahriye öğreticiyim Diyanet'te. Çok güzel. Allah hizmetlerinizi kabul etsin. Amin inşallah. Artarak devamını nasip etsin inşallah. Çok severek yapıyorum. Teşekkürler. Maşallah. Rabbim herkese sevdiği işi yapmayı nasip etsin. Gerçekten önemli. Bu çok önemli değil mi? Yani insan sevmediği bir işten ne kadar mutlu olabilir, ne kadar faydalı olabilir? Katılıyorum. Hem kendisine hem başkalarına. O yüzden kişinin sevdiği işi yapması önemli. Çok doğru, evet. Ne kadar şükretsek azdır o yüzden. Sevdiği işi yapanlar şükretsinler. Yani sabahları kalkıp da gitmek istemediğiniz bir yere gitmek hakikaten zordur. O yüzden anne babalara da buradan bir mesaj verelim. Evlatlarınızı sevdikleri işlere yönlendirirseniz daha mutlu olurlar, daha faydalı olurlar. 6 sorumuz var. 3'ü dini, 3'ü genel kültür temalı. Hazır olduğunuzda başlayacağız. Hazırım. İlk sorumuz geliyor. Cehennemde bulunan ağacın adı zakkumdur. Doğru mu, yanlış mı? Doğru. Doğru. Tebrik ediyorum. Rabbim hiçbirimize göstermesin inşallah. Amin, amin inşallah. Duamız, niyazımız o. Doğru. Kurban ibadeti hangi peygamberden kalma bir sünnettir? Hazreti İdris aleyhisselam mı, Hazreti İbrahim aleyhisselam mı? Heyecandan yanlış cevap vermeyeyim diye biraz beklemek istiyorum. Evet. İbrahim aleyhisselam. İbrahim aleyhisselam. Doğru cevap. Tebrik ediyorum. Başlanmış olan bir ibadeti bozan şeye müfsit denir. Doğru mu, yanlış mı? Doğru. Doğru. Evet. Yarışmacımızın tavrı örnek olsun. Düşünüp, çok emin olsa bile düşünüp, iyi de ölçüp tarttıktan sonra cevap verdi. Süresini çok iyi kullandı. Tebrik ediyorum hocam sizi. Teşekkürler. Geldik genel kültür sorularına. Hazır olduğunuzda başlayalım. Hazırım. Hazırsınız. Göreme Milli Parkı hangi ilimizin sınırları içinde bulunur? Niğde mi, Nevşehir mi? Nevşehir. Nevşehir, doğru cevap. 5. sorudayız. Heyecan durumumuz nasıl? Biraz kalbim atıyor da. Ama başındakine güzel göre gidiyoruz. Daha iyidir, evet, şu an aynen. Değil mi? Tamam. İyi gidiyoruz. Türkiye'nin ilk insansı robot fabrikası Konya'da açılmıştır. Doğru mu, yanlış mı? Doğru. Doğru. Tebrikler. Son soru. Edebiyatlarımız nasıl? Severim. Edebiyatı severim, evet. Peki. Şiirle aranız nasıl? Şiir de okumayı severim. Peki. Atilla İlhan'ın öncüsü olduğu Mavi adlı dergi hangi şiir akımına karşı çıkıyordu? Garip mi, ikinci yeni mi? Garip diyorum. Garip dediniz. Evet. Tahminde bulundunuz. Tahminde bulundum, emin değilim. Evet. Doğru cevap. Tebrik ediyorum. Evet, bütün sorulara doğru cevap aldık sizden. Teşekkürler. Tebrik ediyoruz efendim yarışmacımızı. Hediyeniz gelirken buradan bizi izleyen izleyicilerimize bir mesaj verelim. Kalbinizden geçenler nelerdir şu an itibariyle bu kamera? Diyanet gençlik adına çok güzel çalışmalarda bulunuyor. Hani gençliğimizin takip etmesini tavsiye ederim. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet, yarışmacımızın hediyeleri geldi. Bu yarışmamıza katıldığınız için bugünün hatırasını çok kabul kıymetli. Edin. Çok kıymetli. Teşekkür ediyorum. Evet. Kitaplara çok değer veririm. Bu da yarışmamızı kazandığınız, yani bütün sorulara doğru cevap verdiğiniz için teşekkür kazandığınız ederim. Hediye. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Siz de sağ olun. Ayağınıza sağlık. Şehrimize hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk.
Bil Bakalım devam ediyor kıymetli izleyenler. Eskişehir'deyiz. Porsun kenarında yakışıklı bir kardeşimizle birlikteyiz. Tanıyalım. Emir Yalçın. Emir Yalçın. Evet. Biraz kendinden bahset bize Emir. Memleket neresi? Eskişehir, buralıyım. Buralısın. Aynen. Aile, o da buralı. O da buralı. Doğma büyüme buralısınız buralıyım yani. Abi. Yerlisiniz buralı. Aynen, yerlisiyiz. Çok abi. Güzel. Okul? Okul burada okuyorum. Hangi bölüm? Eşit ağırlık. Eşit ağırlık. Aynen. Hedef ne peki? Hedefim puanıma göre düşünüyorum ya. Herhangi bir hedefim yok şu an. Yani, puana göre? Aynen, puanıma göre. Sonradan yani, hayal kırıklığına uğrayayım istemiyorum. Yani mesleki yani. Olarak herkesin kafasında bir meslek vardır yapmak herkesin istediği. Herkesin kafasında diş doktorluğu. Diş hekimliği aynen. istiyorsun. İnşallah. Hayırlısı olsun hakkında. Teşekkür ederim. 6 sorumuz var. 3'ü genel kültür, 3'ü dini temalı. Soru başına 15 saniye cevaplama süresi var. Tamam. Hazır olduğunda başlayacağız. Hazırım. Emin misin hazır Emin. Olduğuna? Ne kadar eminsin? Eminim ya. Eminsin. 6 soruda kaç doğru cevap verebilirsin bize tahminen? Tahminen yarısını doğru veririm ya. 6'da 3. Aynen. Çok düşük bir hedef değil mi? Görürüz abi ya. Peki. İlk soru geliyor. Kur'an-ı Kerim'in doğru okunmasına ne denir? Tecvid mi, kurra mı? Tecvid. Tecvid doğru cevap. Hadisi isnadıyla rivayet eden kişiye ravi denir. Doğru mu, yanlış mı? Yanlış. Doğru olacaktı bu. Burada takıldık. Üçüncü soru. Kabe'de bulunan ve cennetten gelen siyah taşın adı nedir? Hacerül Esvet mi, Beyt-i Atik mi? Hacerül Esvet. Hacerül Esvet doğru cevap. 3'te 2 buraya kadar. Evet. Geçiyoruz genel kültür sorularına. Geçelim. Dünyanın en büyük radyo teleskobu Amerika'da yapılmıştır. Doğru mu, yanlış mı? Doğru. Doğru dedin yani, ama değil. Çin'de yapılmıştır. Çin'de. Yanlış olacaktı. Sevda Sözleri isimli şiir kitabıyla tanınan şair kimdir? Turgut Uyar mı, Cemal Süreya mı? Cemal Süreya. Cemal Süreya doğru cevap. Tebrikler. 2019 Nobel Barış Ödülünü Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali almıştır. Doğru mu, yanlış mı? Doğru. Doğru, tebrik ediyorum. Kaç yanlışımız var? Kaç? 2 yanlışımız var. 6'da 4 mü doğru cevap? Tebrik ediyorum. Gayet güzel yarıştın. Rahmet de yağmaya başladı böyle. Seninle yarışmak çok keyifliydi. Teşekkür ederim. Buradan bizi izleyen kardeşlerimize, genç arkadaşlarımıza ne söylemek istersin şu kamera? Ne söylemek isterim? Herkes kendi istediğinin peşinde koşmalı bence yani. Başkalarına aldırış etmemeli. İsteğinizin peşinde koşun, aynen. pes etmeyin diyorsun. Evet. Eskişehir'in havası hep böyle midir? Yok, değişiyor ama bu aralar böyle. Açıyor, kapatıyor, aynen, açıyor, aynen. kapatıyor maşallah. Az önce günlük güneşlik bir hava vardı. Şu an rahmet hiç altındayız sevgili ya. İzleyenler. Yarışmacımızın hediyesi geldi. Kafama takılanlar. Teşekkür bugünün ederim. Bugünün hatırası olarak kabul buyur. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Görüşmek ümidiyle. Görüşürüz. Sağ olasın. Bil Bakalım devam ediyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tanıyalım sizi. Esra Atik. Eskişehirli misiniz? Aslen Erzurumluyum. Dadaşsınız. Evet. Güzel. Eskişehir'e doğup büyümeyim. Burada doğdunuz, büyüdünüz. Evet. Akrabalar orada, büyükler oradalar herhalde. Evet. Gidip geliyorsunuz. Evet. Çok güzel. Elinizde imkan olsa Erzurum'un nesini buraya getirmek isterdiniz? Hoşgörüsünü, misafirperverliğini. Burada yok mu? Var. Yalnız köylerde bu daha fazla. Hı-hı. Daha fazla samimiyet var. İnsan arasında daha fazla diyalog var. Hı-hı. Yemeklerinden en çok hangisini seviyorsunuz? Kara lahana dolmasını severim. Kara lahana dolması. Güzel. Güzel yapar mısınız peki? Yaparım. Elinize sağlık diyelim. Peki. 6 sorumuz var. 3'ü dini, 3'ü genel kültür temalı. Soru başında 15 saniye cevaplama süremiz var. Hazır olduğunuzda başlayacağız. Başlayalım mı? Hazırım. Peki. Kur'an-ı Kerim'de geçen en uzun sure hangisidir? Bakara mı, Nisa mı? Bakara suresi. Bakara suresi doğru cevap. Geçiyorum ikinci soruya. Tebessüm etmek sadakadır sözü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisidir. Doğru mu, yanlış mı? Doğru. Doğru, tebrikler.
Kur'an-ı Kerim'de geçen en kısa sure hangisidir? İhlas mı, Kevser mi? Kevser suresi. Kevser suresidir. Tebrik ediyorum. İlk 3 soruyu başarıyla tamamladık. Geldik genel kültür sorularına. Edebiyatlarımız nasıl? İyidir. Fena değildir diyorsunuz. Peki. Hangisi 7 güzel adamdan birisidir? Sezai Karakoç mu, Cahit Zarifoğlu mu? Cahit Zarifoğlu. Efendim? Cahit Zarifoğlu mu, Sezai Karakoç mu? Hangisi? Cahit Zarifoğlu. Cahit Zarifoğlu. Süremizde cevap verdik mi? Tamam. Tebrik ediyorum sizi. Geçiyoruz diğer sorumuza. İsrail'in itirazlarına rağmen Filistin 2017 yılında devlet statüsünde Interpol'e üye olmuştur. Doğru mu, yanlış mı? Doğru. Doğru. Tebrik ediyorum. Son soru. Heyecan durumunuz nedir? Fazlasıyla mı var? Peki. Ama son soruya geldiniz artık. Yani gayet güzel de yarıştınız. Şu ana kadar yanlışımız var mı? Yok. Evliya Çelebi'nin alimler şehri olarak nitelediği şehir hangisidir? Konya mı, Tokat mı? Konya. Konya dediniz. Tokat olacaktı. Evet, bir yanlışla yarışmayı tamamladık. 6'da 5, gayet güzel bir performans. Yarışmacımızın hediyesi de geldi. Hadislerle Çocuk, çok güzel bir kitaptır. Diyanet İşleri Başkanlığımızın yayınlarından çıkan bu güzel kitabı bugünün hatırası olarak kabul buyurun. 12 yaşında bir oğlum var. İsmi Yusuf. Sizi çok seviyor. Öyle mi? Ona hediyem olacak inşallah. O zaman Yusuf'a çok selam söyleyin bizden. Aleykümselam. Çok teşekkür ederiz. Çok ben sağ olun. Ben teşekkür ederim. Bizi izleyen izleyicilerimize ne söylemek istersiniz? Anne babaya saygılı, büyüklere saygılı, hoşgörüyü, tebessümü, kalbinde yaşayan, okuyan, araştıran güzel bir gençlik olsun inşallah. Sevmekten hiçbir zaman vazgeçmesinler. Allah korkusunu, peygamber sevgisini yüreklerine taşısınlar. Efendim, bugünlük de bizden bu kadar. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik kıymetli izleyenler. Ömür de böyle. Ömür de her geçen saniye tükenmekte. Rabbim hepimize hayırlı bir ömür nasip etsin. Hayırlı işlerle uğraşacağımız bir ömür nasip etsin. Bugünlük bizden bu kadar kıymetli dostlar. Bir sonraki programda buluşmak ümidiyle. Allah'a emanet olun.